Engin Ardıç, garip Türk çocuğu yetim ekmel. O gazete tarafsızmış ya, bütün adaylara eşit uzaklıkta duracağını imzasız bir editoryal yayınlayarak beyan etmiş ya, Aydın Doğan'ın gazetesi canım, dört sayfalık bir özel ekmel ilavesi verdi. Basmışlar, katlamışlar, gazetenin içine köfteci reklamıyla birlikte koymuşlar. Olur olur, basındır adı üstünde, basacak tabii. Bakalım efendisi olan İstanbul sermayesinin pes etmesi ve hükümetle barış araması doğrultusunda. Yarın öbür gün bir de Tayyip Ek'i verecek midir? Hafta sonumuzu değerlendirdik. Bu eğlenceli pazar ekinden çok şey öğrendik, yararlandık, bilgilendik. Örneğin Ekmeleddin İhsanoğlu'nun küçük yaşta yetim kalmış, yoksulluğun her türlüsünü yaşamış, gurbetçiliğin bütün acısını çekmiş bir halk çocuğu olduğunu öğrendik. Türkçe tercümesi solcular eşeklik etmeyin oyunuzu Ekmelettin'e verin. O Selahattin var ya o Selahattin'e gitmeyin. Zaten Ekmelettin Bey de ben bir garip Türk çocuğuyum diyor. Tercümesi Kürt değilim. Garip Türk çocuğu yetim Ekmel'in şimdi 9 adet apartman dairesi ve bankada da 3,5 milyon doları var. Dedem Yozgat eşrafından zengin biriydi diyor. Bu ne yaman çelişki anne. Zarar yok. Solcular diyalektik severler. Zıtların birliği. Değerli adayımız aynı zamanda sevdalı bir adammış. Fakat şuna buna değil. Eşi Füsun Hanım'a sevdalıymış. İlk günden beri bitmeyen sonsuz bir aşkla. Gelinlik kızlar, oyunuzu Ekmeleddin'e veriniz çünkü ideal kocadır. En büyük başarısı evliliğiymiş. Öyle diyor. Füsun Hanım ahu gözleriyle onu efsunlamış. Başbakan Emine Hanım'a bir aşık olduk, bir aşık olduk demişti ya, hoca aşağı mı kalacak? Hocam seçim bir mi yayınlıyorsun, zevcene aşk mektubu mu yazıyorsun? Bu tür harimi ismet muhabbetine bizine karıştırıyorsun, sizin odanız yok mu? Öte yandan sağcıları da etkilemeye çalışıyor tabii. Allah muhafaza, bereketiniz kaçmasın diyor. Bir de kucağına bir kız çocuğu almış, en önemlisi kucağımdaki Ayşe bebek gibi evlatlarımızın istikbali için diyor. Hani icraata karışmayacaktı? Ayşe bir bebek iresi. Neredeyse ilkokula başlayacak ama daha küçüğünü bulamamışlar herhalde resim çekmek için. Kucağına alınca ağlar mağlar bakarsın koskoca başkan adayının üstüne koy verir. Neme lazım? En önemlisi de bu aday için gönüllü çalışanlar. Yaptıkları beyin fırtınasının üfürükten lodosa dönüştüğünü fark etmişler. Ekmek için Ekmelettin sloganını toparlamaya, yedikleri naneyi düzeltmeye çalışmışlar. O lafı sevgiyi, saygıyı, birliği, birliği, birliği ekmek için şeklinde çevirmişler. Meğerse söz konusu ekmek isim değil fiilmiş. Belki yarın bunun sıfatını, zamirini, edatını, zarfını da görürüz. Siz de ey ahali acıyın şu ağlayan yetimi sevaptır. Gönlünüzden ne koparsa artık eski cekette olur oy da olur. Engin Ardıç Sabah